Saat kaç Murat, söyler misin? Saat 7.04. Tamam, 7.04, 24 saatlik maratonu başlatıyorum. Bu last call benim için ilk kez bir havalimanında bir uçağa bu kadar zor yetişebiliyorum. Ben geç kaldığımdan değil, ortam kargaşaydı. Hedefimiz Antep, Gaziantep'e gidiyoruz. Sonra kilise. Öğlen oldu öğlen. Saat 10. Antep'e yeni indik. Bir saat rötarlı bir kalkış oldu. O bir saati ben anlamadım bile. Şöyle bir içim geçmiş. Gözüm bir açtım. Geldik mi diye daha hiç havalanmamışız. Neyse saat 10. Antep'teyiz. Şimdi servise gidiyoruz. Ben Nice Şarapları'nın davetiyle geldim. Bir tur yapacağız ve günü birlikte yaşayacağız. Hadi bakalım. Bu arada bu gezide hani basın, influencer daveti olduğunu düşünebilirsiniz. Hayır, değişik karma bir grup var. Yeme içme dünyasından, şarap dünyasından isimler, bir de ben. Değişik bir grubuz. Hepsiyle tanışacağız. Tanışmıyorum ben. Güzel bir kahvaltıyla başladık. Bayağı acıkmıştık. 11.30 oldu bile. Kahvaltıda farklı olan şey şu. Antep'teyseniz klasik kahvaltı mahsulleri vardır ya. İşte söğüşler, zeytinler, peynirler. Bunlar bir kenara, çok enteresan, keyifli lezzetlerle buluşuyorsunuz. Ciğer var masada mesela. Yumurta kapama yapıyorlar. Haşlanmış yumurtayı kızartıp baharatla. Aslında her şeyde baharat var. Hatta acı var. Maş fasulyesi vardı. Arada ağzınızı şöyle bir lezzetini değiştiriyorsunuz. Zahter burada kıymetli. Zeytin ve zeytinyağı da olduğu için civarda ve bölgede de zeytinyağını, ekmeği, daha doğrusu tırnak pideyi bandırıyorsunuz. Sonra zahtere batırıp yiyorsunuz. Burada zahterin altını bir çizeyim. Buradaki zahter şu. Karpuz kabuğu dövülüyor. İçinde susam var. 40 çeşit baharat. İşte bunun karıştığı toza zahter diyorlar. Ve gerçekten çok lezzetli. Şimdi birazcık çarşı turu. Baklavanın kilosu ne kadar oldu? Tabii en son biz ne zaman geldik ya? Antep videosuna bakın. Fiyat güncelliyorum. Baklava ne kadar oldu? Fıstık ne kadar oldu? Ama çok güzel. Şimdi bizim grup gidiyor. Yoksa bir tur tekrar geri geleceğiz. Ben sizden baklava yemeye uğrarım. Bayıldım buraya. Evet. Yeni mi açıldınız? Yeni, yani 3 aydır. Belli, pırıl pırıl. Sıcak lahmacun 20. Antep'e gelince ne yaparsınız? Yiye yiye dolaşırsınız. Benim Antep videomu izlemeyenler varsa kanalda bulabilir. Bu aslında bir Antep gezisi değil. Bu tamamen bağlar, şarap ve kilisin hikayesi aslında. Ama gelmişken 24 saatin içinde burada da görüp dokunulacak yerler var. Olmazsa olmaz iki tane durak var. Bir tanesi Zeugma. Zeugma'dan çıkan kalıntıların olduğu müze. Diğeri de Halfeti turu. Bugün onları da yapacakmışız. Hadi bakalım. Tabii şehrin ismi uzun olunca Gaziantep böyle yazmışlar, düz yazamamışlar. Neyse bizimkileri yakalayalım. Kalenin etrafında dolaşıyoruz. Kale tabii depremde hasar gördüğü için kaleye şu an girilemiyor. Civarında dolaşacağız ve almacı pazarı vardı. Hatırlıyor musunuz elmacı pazarı? İşte oraya gideceğiz. Ve tabii ki bakır çarşısı, bakırcılar çarşısına uğrayacağız. Gelip görmeyenler varmış. Bakırcılar çarşısında daha doğrusu bir sürü yerde alışveriş nakit yapılıyormuş artık. Böyle bir güncel bilgi. Kolay gelsin. Sağ ben sizden gerçekten cezve almıştım tamam. Bu arada Antep çekiminde. Hatırladınız mı? Tamam. Evet, bu da ömürlük. Hiç bunda bozulma olabilir. Bunda olmaz diyorsun. Hiç mümkün değil. Ne kadar bunun fiyatı? Onun fiyatı 125 lira. Şimdi fiyat güncelliyorum o zamandan bu zamana. Şimdi cezve alsam kaç para oldu? Hangi boy almıştın? Orta boy, böyle işlemeli açık renk olanları almıştım. Açık renk olan şu anda 250 lira. 250 lira. Kaç parayı almıştınız? Yüzlü bir şeydi. Yüz kaç? Yüzde yüz artmış mı ne? 120 falan almıştım. 120 gibi bir şeydi sanıyorum. Doğrudur. Evet. Şimdi şey çok garip. Böyle hani eskiden oturduğum, taşındığım bir semte geri gelmişim gibi. Olur ya, böyle çocuklukta büyüdüğünüz bir yer vardır. Gidersiniz, size her şey tanıdık gelir, rahat hissedersiniz kendinizi. Benim şu an Antep sokaklarındaki dolaşma duygum bu. Yüzler tanıdık, merhabalaşıyorsun filan. Aa, şimdi şuradan şuraya dönünce, ah burada da bunu yapmıştık anılar. En sevdiklerim. Geldim sıra kurulara. Kuru patlıcan, kuru biber. Bunlar ne kadar?
Bunlar 750 lira efendim. 450 liradan başlıyorsun. En son 300'de bırakmıştım ben. Burada yemeni önemli. Ama iyi yemeni böyle altıda kösel olacak. İçi böyle keçi derisi falan oluyordu. Teri emen, mantar yapmayan, ayak kokusu yapmayan. Çok sağlıklı. Çorap gibi ayağını sarıp sizin formunuzu alan yemeniler. Yani herkesin yemenisi kendine. İkimiz 36 giyiyoruz diye mesela Murat'la. O benim yemenimi giyemez. Mesela ben de onunkini çünkü o benim ayak formumu alıyor. Kişiye özel. Mis gibi kokuyor. Merhaba, nasılsınız? Hatırladınız mı bizi? Kilise giderken sizden fıstık almaya geldik. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Fiyat güncelleyelim. Evet, fiyat. Biz ne almıştık o zaman? 200'lerde bir şey almıştık kilosu. Şimdi? 570 lira. Onu da sandığa koyduk onun için. O biraz mücevher. Daha az. Evet. Gaziantep'te geldiğinizde günübirlik bile gelseniz uğramadan geçmeyeceğiniz adreslerin başında geliyor Zeugma Mozaik Müzesi. Halfeti'de Birecik Barajı suları altında kalan Zeugma Antik Kenti'nden çıkan muhteşem mozaikler bu müzeye taşınmış durumda. İnanılmaz etkileyici küçücük parçalar, inanılmaz renk tonlarıyla muhteşem panolar ve tablolar var. Bu müzenin starı birkaç tane. Hepsi birbirinden güzel ama Çingene Kızı kazılarda ilk çıktığında sembol olmuş bir görsel biliyorsunuz. Onu yukarıda ayrı bir odada tutuyorlar. Siz nereye yürürseniz yürüyün gözleriyle sizi takip eden Çingene Kızı adı verilmiş mozaiğin aslında kadın mı erkek mi olduğu bile tam olarak bilinmiyor. Yine bir başka star Akileos mozaiği ve aynı zamanda bronz Mars heykeli. Bronz Mars heykeli de fotoğraflarda çok büyük gibi duruyor ama aslında bir sütunun üzerine konmuş. Şöyle bir metrelerde falan bütün olarak çıkmış istisna bronz heykellerden biri çünkü zamanda bu bronzlar eritiliyormuş. Mars da böyle savaşçı bir tanrı biliyorsunuz. Aynı zamanda bereketi de temsil etmiş. Diğer taraftan Akileos mozaiği ile ilgili bir detay paylaşayım. Neredeyse tamamı eksiksiz çıkmış bir zemin mozaiği. Eskiden düşünsenize yaşadığınız alanların misafir salonlarında, hamamlarının zeminlerinde muhteşem bir sanat konuşmuş. Gelin biraz yakından bakalım. Mars heykeli M.S. 1. yüzyıl Zeugma Antik Kenti'nden çıkan bir heykel. Çingene Kızı da milattan sonra 2. ve 3. yüzyıllar diye geçiyor. Yani yüzlerce yıl boyunca bir kenti süslemiş heykeller, mozaikler, muhteşem bir sanat. Akileos mozaiğinin güzelliğini görüyor musunuz? Mitolojinin en havalı, en bilinen, en kahramanlarından bir tanesi Akileos. Biliyorsunuz Troya Savaşı'nda kahramanlarından. Bu anasıymış, bu da babasıymış sağlı sollu. Troya Savaşı'na gitmesini istemiyorlar. O da gizli gizli gidiyor. Bu arada biz daha önce Antep'te Zeugma Antik Kenti kazı alanı, oradaki farklı taraça yapısını falan birçok şeyi gezip görmüştük. Size küçük küçük tadımlık gösterelim mi? Akileos deyince koca bir şeyin dünyanın gözünün önünde Brad Pitt'in canlanıyor olması da ayrıca bir olay yani. Öyle değil mi? Akileos biz öyle bir şey zannediyoruz. Brad Pitt zannediyoruz. Hadi Çingene Kızı'nı bir daha görelim. Ne zamandır görüşmemiştik. Bak bu girişe bayılıyorum. Arp sesleriyle ve sizi o büyüleyici gözleriyle karşılayacak şimdi. Gelin bak nasıl karşılıyorlar. Bana bakıyor, göz gözeyiz. Sola yürüdüm, hala bana bakıyor. Aynı Mona Lisa gibi. O bakışın sırrı hani Mona Lisa'ya da benziyor. O da böyle yürüdüğünüzde sizi izliyor gibi demiştim ya. Bu da öyle. Çingene Kızı da ki kendisinin Büyük İskender'in resmi olduğu da düşünülüyor. Bu çeyreklik bakış deniyor buna teknik olarak. Deniyormuş daha doğrusu. Ben de öğrendikçe sizinle paylaşıyorum. Bunu daha önceki Antep videosunda anlatmıştım aslında. Onun linkini bırakalım mı ya? O bayağı kapsamlı bir Antep gezisi. İşte bir yerlere, şuralara, buralara biz size bir link bırakalım. Oradan bir bakın.
yaktın beni. Bu arada bu kahvaltıdaki kadınlar mozaiği Menandros'un Kahvaltı Sofrası adlı komedi oyunundan bir sahnenin resmedilmiş haliymiş. Aslında şöyle düşünsenize, o dönemin tiyatro oyununun afişini mozaik olarak yapmışlar. İnanılmaz değil mi? Çünkü inanç sistemleri, tanrılar falan bunlar ve gündelik hayat tiyatro oyunlarında kullanılıyor. Zaten biliyorsunuz antik kentlerde, Roma'da da inanılmaz tiyatrolar var. İşte bu da bir afiş. Çok güzel. Bu seferki müze gezisinin bana öğrettiği bu afiş meselesi oldu. Yani benim afiş diye yorumladığım konu. Çünkü çok fazla detay var, çok fazla mozaik var, görülecek ve anlaşılacak çok şey var. Hızlı turlarda hep starları görüyoruz. Ama aslında her biri star parça, hepsinin hikayesi ayrı. Hikayesinin içine girdikçe aslında onu seviyorsunuz ve sizin için anlamlı oluyor ve unutulmaz oluyor. Mozaiklerde de asma yaprakları falan var, üzüm var. Aslında zaten bu coğrafyada bağcılık var, asma var, üzüm var ve şarap var. Zaten bu gezinin amacı da o ya, bağlar, kilis ve şarap. Zaten bağlarıyla ünlü şarkıları da var biliyorsunuz. Kilis ve bağlar üzerine şarkılar da var. Zamanda, tarihte de öyle. Zaten Hititlerden günümüze kalmış bu arada bağcılık ve şarap hikayesi. Onlara da biraz bağlarda bakacağız. Şuradaki olay. Sol tarafta gördüğünüz yer Rum Kalesi. Rum Kalesi zamanında 7 katlıymış. Şu anda yıkılı yıkılı sadece demir katı bulunmakta. Üzerinde Aziz Nevşet Kilisesi bulunmakta. Barışaman Manastırı bulunmakta. 75 metre derinliğinde kayadan oyma su kuyusu bulunmakta. Bu kuyuyu hem kalenin zamanında su ihtiyacı için kullanırlarmış, hem de Fırat'ın altından karşı tarafa tünel geçermiş. Yani kaleyi kuşattıkları zaman o tüneli kaçamak yolu olarak kullanırlar. Halfeti turuna çıktık. Tekneyle farklı noktalardan biliyorsunuz ki buradan turlar yapılabiliyor. Urfa'ya da gelmiş olabilirsiniz, Antep'e de gelmiş olabilirsiniz. Biz şimdi meşhur Savaşan Köyü'nün olduğu yere geldik. Aslında en meşhur fotoğraf arkada gördüğünüz bu suya gömülmüş caminin açıkta kalan minaresi. Bu fotoğraf herhalde bütün Türkiye, hatta dünya tanıyor olabilir. Sonrasında Birecik Barajı yapımında sular altında kalan köy biliyorsunuz boşaltılmıştı. Fakat bugün köylüler bu işi bir parça gelir modeline çevirebilmiş durumda. Bilmiyorum bu yıllarda nasıl ama en azından bir çayınızı, kahvenizi falan içebiliyorsunuz. Önümüzdeki dönemde konaklama seçeneği de olabilecekmiş. Buraya bazı dalgıçlar geliyor aslında. Suyun altına giriyorlar ve batan işte bu köyü, o evi, belki bu camiyi görüyorlar. Böyle görüntüler de var. Bu arada çok büyük bir alandayız. Yani 100 kilometrelik bir alan içinde biz küçük bir kısmını geziyoruz. Burada çok farklı barajlar kurulmuş tabii ki. Fırat Nehri üzerinde de. Rum Kale'yi geçtik, az önce etrafını dolaştık. Genelde bu tür turlar için farklı mevsimlerde dolaşabiliyorsunuz. Bu arada Halfeti ile ilgili bir şey daha söyleyeyim. Buranın kara gülü çok meşhurdur, siyah gülü. Aslında gerçekten siyah değil, siyaha yakın oldukça koyu renkli bir bordo diyebiliriz. Fakat özelliği ne derseniz, başka yerlerde siyah gül var. Onlar goncayken siyah, açılınca kırmızılaşıyor. Bu siyah gül ise açınca da siyah gül ve bunu yaratansa bu bölgenin, yani Halfeti'nin toprağı, havasız suyu diyebiliriz. Yani aslında bir coğrafyanın havası, suyu, toprağı, yani terroir denen alan, orada yetişen bitki veya meyve sebze çeşitliliğini de aslında etkiliyor. Aynı üzümlerde, bağlarda, şarapta da olduğu gibi. Biz bu bilgileri sanıyorum akşam yemeğinde bağlarda dolaşırken ulaşacağız sanırım. Siyah gülü görmek istiyorsanız özellikle Nisan'da yolu buraya düşecekler, baksınlar. Bu 24
24 saat aynı zamanda bütün bu insanlar bu bölgede, bu coğrafyada, Güneydoğu Anadolu'da, Doğu'da nasıl yaşıyorları test ediyor gibiyiz. Tuhaf bir şekilde şu an mesela alışmış hissediyorum ben. 3'ü çeyrek geçiyor, hatta 16 geçiyor. Oldukça sıcak, herhalde 40 derece ama bence 45. Hiç ısı yokmuşçasına burada duruyorum ama cildimi falan, derimi, gerginliğini hissedebiliyorum, öyle söyleyeyim. Adana sıcağı gibi değil ha. Adana'daki biraz daha değişik. Her yerinki de bir değişik. Mücadele edersen sıcakla acı çekiyorsun. Kendini bırakırsan ve o sıcağı kabullenirsen tuhaf bir şekilde uyumlanıyorsun. Nasıl oluyor bilmiyorum. Şu an bunu konuşurken böyle meditatif bir duygu içinde sıcakla çok barışığım yani. Yoksa hissetmiyorum, hislerimi mi kaybettim? O da olabilir, emin değilim şu anda. Saat yol yaptık. Biraz yorucu, sıcak ve zorluydu. Ama değdi mi? Değdi. Şu an tatlı tatlı esiyor. Bağların arasındayız. Gün batımı birazdan bu tarafta olacak. Güzel de bir ışık var. Birazdan tadımlar yapacağız. Hem nice şaraplarını tadacağız hem de kilise özgü yemekleri yiyeceğiz. O da ayrıca bir konu. Şimdi bağ ve şaraba gelirsek, Hititlerden beri, aslında Hititler bu topraklarda var oldukları zamandan beri şarap ve bağcılık kiliste var. Hititler şarap ve bağcılık dışında heykel konusunda da öne çıkıyor. Yesemek tarafında kilise yakın Hititlerden kalan bir heykel okulu da var. Enteresan bir şey aslında şarap. Şöyle söylemek istiyorum. Mesela Mısırlılar Hititlerden şarap yapmayı öğrenmiş ki bazı piramitlerde biliyorsunuz yapılan kazılarda işte odalarda insanlar biliyorsunuz o mumyalanıyorlar. Mumyaların yanında da kendi özel kıymetli eşyaları ya da yeniden dirildiklerinde kullanacakları eşyalar oluyor. Orada küp içinde şarap da çıkıyor. Şarabın ana vatanı için Anadolu denir ama Anadolu dediğimiz coğrafya, bugün bizim bildiğimiz Türkiye Cumhuriyeti Anadolu coğrafyasından bahsetmiyoruz. Daha sınırları açıp daha geniş düşünmek lazım. Gürcistan, Ermenistan, İran, bütün buralarda da aslında üzüm, bağ ve şarap meselesi var. Zaten 6000 yıl önce Gürcistan diye hatırlıyorum. Eğer yeni ve sürpriz bir gelişme olmadıysa şarabın dayandığı en eski yer ve çıkış noktası o taraflara doğru gidiyor aslında. Şaraptan önce icat edilmiş olmasına rağmen alkol oranı daha düşük. Koruması, saklaması daha zor. Bence o yüzden o kadar ticari ya da şarap kadar önemli bir yere oturmamış gibi geliyor. Çünkü biranın yapıldığı yerde hemen hızlıca tüketilmesi gerekiyor. Şarabın alkol oranı daha yüksek. Koruması, saklanması daha kolay. O yüzden de ticari bir değer taşıyor ve birçok coğrafyaya yayılıyor. Ticari olarak götürülüyor. Biliyorsunuz gemilerde, amforalarla taşınmış şaraplar tarihte de çok uzun yıllar öncesinde de. Şöyle bakalım. Bir küçük tadına bakayım mı? Çok şekerli değil. Böyle çok tatlı bekliyordum. O kadar değilmiş mesela. Şarapla ilgili konuşsak günlerce konuşabiliriz. Bu biraz işin tarihi hikayesi. Bir de işin lezzet, gastronomi bölümü var. Şarabı bilmek, tanımak mümkün mü? Ne kadar zaman tanımak lazım şarapla tanışmak için? Birazcık bunları da merak ediyoruz. Biraz bunları da konuşalım istiyoruz. Bakalım burada bunları soracak kimseyi bulabilecek miyiz? Yemekte tabii kilisteysek buraya özel bir şeyler yiyeceğiz demektir. Tabii. Kilise gelenler ne yer? Biz bu akşam ne yiyeceğiz? Kilis mutfağı çok zengin bir mutfaktır. Öncelikle memleketimize hoş geldiniz. Bugün size tescilli kilis tavamızı, tescilli şıhıl mahşimizi, bunları tattıracağız. Şıhıl mahşi. Şıhıl mahşi. Evet. İlk kez duyuyorum bunu ben. Kilis tava zırhta çekilmiş kıyma ile yapılan bir tepsi yemeğimiz. Özelliği taş fırında pişmesi. Sizler için özellikle buraya bir taş fırın koydurduk. Siz bilmiyorsunuz. Tam orijinalini. Ben ciğerimde hissediyorum şu an arkadaki taş fırını. Böyle sıcak vuruyor. Buradan da güneş vuruyor. Evet. Peki eti nedir? Özelliği nedir? Koyunun yani boşluk etinden yapılır. Kendi yağıyla birlikte zırhta çekilir. İçerisinde sadece taze biber olur. Diğeri neydi? Şıhıl mahşi. Şıhıl mahşi. Dolmaların şıhı anlamında. Bir de hani kurutmalıklarımız çok vardır. Patlıcan, biber, kabak, acır. Acır biz zamanında toplarız, içini oyarız.
kızartılır zeytinyağında. Sonrasında içerisinde kıyma, ceviz, maydanoz oluşan bir harcımızı yapar, doldururuz. Kazan yemeğimizdir. Dolma pişer gibi pişer. Pirinç yok, bulgur yok içerisinde. Hmm. Acı mıdır, baharatlı mıdır? Sonra? Yani bizim genelde bu bölgede kısmen böyle hafif bir acı tadımız var. Hafif. Evet. Antep'te bir kahvaltı ettik. Her şey acıydı. Kahvaltıda ne acısız kadar acı yenebilirsiniz mi? Acı, çayımız acısız yani olsun. Yani bir kahvaltıda ne kadar acı yenebilirse hepsini yedik. Doğru. Bu akşam da aynı acılar devam edecek merak ediyorum ama lezzetli acılar bunlar tabii. Böyle evet. Söylerken ağız tadıyla da yiyoruz tabii bir yandan. Hem yanıyoruz hem mutlu yiyoruz. Evet. Genelde acı tüketiliyor. Acı yani bu bölgede biber yoğun olduğu için salçamız, biberimiz bunlar olduğu için hani sıcak bir iklime sahip olduğumuz için acıya da daha çok yer veriyoruz. Biz diyorsunuz alışkınız bu toplarken biz acıya. Acısını çekiyoruz. Yerken de size yediriyoruz. Teşekkür ederim. Rica ederim. Sağ olun. Of of. Dumanlar çıkıyor. Şefim dedi ki öyle tatmadan şöyle bir dalıp çıkmadan olmaz dedi. Sofradan önce tattıracakmış tabii, bana. Bunu yemenin de bir usulü var. Öyle mi? Ha ayrı Tatlı öyle. Bıçak diğer tarafta kaldı. Burada geldiğinizde kilis tavayı yerken direkt yağına banıyorsunuz. Altında patlıcanıyla birlikte. Altında patlıcan mı var tabii, bir de? Vay patlıcanıyla vay. Birlikte şöyle tadabilirsiniz. Nasıl güzel kokuyor. Önce kokluyorum. Her yemeği koklamayı çok seviyorum. Hayır, akaka. Öyle böyle değil. Öyle yenir. Evet ama evet ama bayağı bir şimdi rüzgar öyle güzel esiyor ki elimizde de böyle güzel soğuk beyaz şarabımız varken Damla Hanım'la birazcık şarap üzerine sohbet etmek istedim ben. Zaten bu tür gezilerin en sevdiğim tarafı yeni şeyler öğreniyorsunuz, sohbetler ediyorsunuz, güzel insanlarla tanışıyorsunuz. Şimdi birazcık şarapla izleyiciyi tanıştırma serüvenine ben geçen haftalarda bir parça değmiştim. Şimdi birazcık açalım istiyorum. Bir kere elimizde bu içtiğimiz, tuttuğumuz kadeh içtiğimiz şaraptan bir bahsedelim. Şerdanemiz, Fransız üzümü. Bağlarımızdan aldığımız. Bu biraz daha şardone size narinceleri veren, daha böyle olgun meyveleri veren ve fresh, asidi yüksek bir beyaz şarabımız aslında içtiğimiz. Şimdi hemen buradan iki soru soracağım. Tabii. Beyaz şarap hangi soğuklukta içilmeli? Beyaz şarapları gerçekten buzdolabında ciddi anlamda soğutmanız gerekiyor. Nedeni şu, beyaz şaraplar soğumadığında, asit ortaya çıkmadığında doğru aromayı alamazsınız. Mesela kırmızıları da ekstra soğuttuğumuz kırmızılarda da aroma kaybı yaşarsınız. Kırmızı da böyle 18 dereceler. Aynen, daha aynen. Daha 6 derece. Oh, aynen 6-14 arasında değişiyor. Kırmızı da ama mesela bir mekana gittiğimizde aşırı soğuk bir kırmızı içtiğinizde bu sefer şöyle bir şey oluyor. Tanen ve diğer aromaları alamadığınızda belki de 5 gün önce açılmış bir şarabı içmiş de olabilirsiniz. Hani bu şey vardır ya açılıp bir koklanır, tadılır filan bir ritüeli var bunun. Doğru. Aslında bunun çok net bir mantığı var. Sonuçta şarabın her şeyini bilmek gerekmiyor. Koklayınca, tadınca da bir yanlışlık var mı koku olarak, tad olarak onu anlayabilir herkes bence diye düşünüyorum. Kesinlikle. Şimdi bizim ülkemizde bilinen bir yanlış var. Kokluyor, çeviriyor, havayla temasını arttırıyor, tekrar kokluyor ve tadına bakıyor. Bu aslında şu demek, şarabı kontrol ettim, şarapta bir bozukluk yok, servis edebilirsiniz demek. Bunun için yapılıyor. Ama bizde maalesef ki şöyle bir algı olabiliyor. Ben bunu beğenmedim, geri gönderiyorum gibi algılar da olabiliyor. Ha. Bu çok yanlış. Şarap yaşayan bir şey. Şarap mantardan minimal seviyede hava almaya devam ederek yaşıyor. Biz onu uykuda tutuyoruz ve mantarı açtığımızda günaydın diyoruz ona. Ve günaydın dediğimizde havalanaraktan kendine gelmesini sağlıyoruz. Ve bu esnada uyuduğu için ve ortamla alakalı, mantarla alakalı sıkıntılar yaşayabiliriz. Bozuk çıkmasında hiçbir sıkıntı yoktur şarabın. Olabilir. Kadehlerin doğru seviyede doldurulması, doğru şekilde tutulmasından da bir küçük bahsedelim mi? Ben böyle gündelik küçük başlıklardan bahsetmek istiyorum aslında. Çok hayatın içinden şeyler olarak. Tabii ki. Beyaz şaraplar kırmızılara göre daha az doldurulur. Bunun sebebi de soğuk tüketmek için. Çünkü normalde bu bir buz kovasında soğuk olmaya devam ediyor ki ben sıcak bir havada bunu daha ufak koyduğumda soğuk soğuk tüketiyorum ve dibinde bırakmadan bitirip yenisini koyuyorum. Eğer bu şarabı bu kadar kaldı diyelim, üzerine şarap eklettik, ılık bir şarap yapmış oluruz. Ya da şarap kadehini, beyazları neden alttan tutuyoruz? Yine ısıtmamak için. Çünkü el ısımızla ısıtmamak için. Kırmızıyı yine buradan da tutabilirsiniz, alttan da tutabilirsiniz. Tabii ki sizin bileceğiniz şey, kırmızıda oda sıcaklığı olduğu için böyle bir problem yok. Ama kırmızı bir tık daha fazla konulabiliyor.
oda sıcaklığından dolayı ama beyazlara dikkat etmemiz gerekiyor. Kırmızı şarap daha bir balon, evet, büyük kadehlerde oluyor. Onun mantığı nedir? Aroma profili tabii ki. İçtiğimiz kırmızıların çeşidine göre bile aslında kırmızı kadehleri değişiyor. Öyle mi? Bir Fransız işte üzümünden bir şey içiyorsunuz, ona göre başka bir bardak geliyor. İşte İtalya başka geliyor. Yani bölgeye göre değişiyor, üzüme göre değişiyor. Kadehler de birbirinden farklı. Yani kırmızının tek bir kadehi yok aslında. Burada Kilis'te ve sizin markanızla aslında bu bağlarda hangi üzüm yetişiyor? Şu anda Fransız üzümleriyle bir çalışma yaptık. Biz aslında bu çalışmayı 16 yıl oldu neredeyse başladığımız. Bağlarımız 16 yıllık. O yüzden köklerimiz de kendini iyice diplere göndermiş durumda. Verimli bir çağında şu anda. İşte Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc, Shiraz. Ancak bu bölgede şu anda Kilis karası ve Urumi üzümleri var. Bunların üzerine bir çalışma yapıyoruz. Bunlar çünkü Kilis'in kendi üzümleri, evet, evet, değil mi? Aslında çok eski yıllarda bu üzümlerden hep yapılmış. Ancak günümüzde kaybolmuş. Şimdi biz bunu nasıl geri kazandırırız ve bu üzümleri kırmızı mı yoksa roze mi yapabiliriz ya da beyaz mı yapabiliriz zamanla göreceğiz. Biz şu an tam neredeyiz Kilis'te? Kızılgöl'deyiz. Kızılgöl'deyiz. Topraktan da gördüğünüz gibi zaten. Kıpkırmızı toprak. Kıpkırmızı. Burada bu ne demek? İleride toprağın kırmızı olması ne özelliği var? Aslında daha iyi. Killi, kumlu ve taşlı bir toprak. Bu sebeple bu sene çok sıcak bir sene geçti. Ancak daha önceki senelerde sıcaklık az olduğunda, o taşlardan gelen ısı üzümlere vurduğunda aslında daha iyi olgunlaşmasını sağlıyordu. Mesela bu yıl şimdi 2 gün sonra biz bağ bozumuna başlayacağız. Normalde geçen sene 3 hafta sonra başlamıştık. Üzümlerin bir şeker oranı var, ölçüm yaptığımız, bir X dediğimiz. O ölçümü geçtiğinizde mayayı içine attığınızda maya belli bir yerden sonrasında zaten ilerleyemediğinden istediğiniz ürünü alamıyorsunuz ve daha yanık tatlarda bir şarap üretmiş oluyorsunuz. O seviyeyi kaçırmamanız gerekiyor. O zaman finalde artık güneş de tam battı, sofraya doğru yaklaşırken, evet, şimdi Kilis'teyiz. Etçil yemekler, Doğu Güneydoğu'nun bir damak tadı, mesela baharatlar, acılar, etler, bunlar bayağı baskın lezzetler. Şarabı tam buradan getirerek sormak istiyorum. Hangi şarabı hangi yemekle içeriz? Çok keskin sınırları olmamakla birlikte benim aklıma bir kural var. Yediğim şey şarabı, içtiğim şarap yemeği yok etmesin. Evet. Ama hani burada siz nasıl tanımlıyorsunuz bu yemek iç ilişkisini? Çünkü sizin Instagram hesabınıza lahmacunla bir fotoğraf da gördüm ben. Hani doğru, lahmacunla şarap da hiç aklıma gelmemişti. Hani genel olarak. Çiğ köfteyle bile var. Yani aslında siz Kilis'te olduğunuz için mi? Hayır, hayır, hepsi her şeyle olur mu? Ya şöyle, bölgenin yemeğiyle bölgenin şarapları her zaman birbirine uyar. Yeter ki çok acı olmasın. Biz burada biraz acıya dikkat ediyoruz. Acıyı daha düşük tutup bölgenin yemekleriyle her şeyi eşleştirebiliyorum. Çünkü bu topraklardan çıkıyor. O ürünler de bu topraklardan çıkıyor. Evet. O kadar açık, lebi derya bir dünya ki şarap. Evet, zaten galiba insanları biraz geride tutan. Yani hani demin sohbet ederken Damla'nın şey dedi. Dedi ki bir şarapçı bakış açısıyla fularlı entel içkisi arasında gidip gelen ve insanların kafasını karıştıran, bu anlamda sıkıntılı bir konu şarap diye. O biraz kırılıyor aslında ya, ama siz işte böyle kırılıyorsunuz. Öyle, şöyle kırıldı, onu söyleyeyim. Butik şarapçılığın Türkiye'ye girmesiyle beraber insanlar butik şaraplarda tadıma gitmeye, işte Cabernet Sauvignon'un nasıl olduğuna, Merlot'un nasıl olduğuna ve damaklarında hangisini sevdiklerini bulmaya başladılar. Ve buldukça ve Türkiye'de bu şarap eğitimleri arttıkça, bu tarz etkinlikler arttıkça insanlar şaraptan korkmamayı öğrendi. Çok seviyorlar ama yanlış söylersem ne olur? Pahalısını söylersem yani iyi mi? Üzüm isimlerini doğru telaffuz edemeyebilirsin. Aynen. Ya da şarabı. Şarap, evet, öyle bir şey değil. Yani şöyle söyleyeyim, şu anda belki kalmamış olabilir ama 50 liralık bir şarap bile sizin damağınıza hitap edebilir. Rakama sakın bakmayın. Şarap kişiye özel bir şey. En büyük yanıklardan biri. Böyle evet, şarap menüsü geldiğinde en pahalısı en iyisidir mantığı tamamen. Beğenmeyebilirsiniz. Bu bir damak. Yani mesela ben karnabahar yemiyorum. Siz yiyebilirsiniz ve çok sevebilirsiniz. Bu karnabaharın kötü olduğu anlamına mı gelir? Hayır. Peki şarapla yeni tanışan, bu dünyaya, şarap dünyasına yeni giren biri için bir böyle şey var mı? Giriş, gelişme, sonuç. Siz bu tür şeylerle ufak ufak başlayın falan gibi. Yumuşak içimli üzümlerden başlamak önemli. Atıyorum Türk üzümlerinden Kalecik karısıyla başlayıp Merlot ile devam edip ya da işte Cabernet'e çıkıp sonrasında Shiraz ya da Cabernet Merlot kupajlarına gitmek mantıklı. Onun haricinde beyazlarda Narince ismi gibi çok narindir. Onunla başlayıp daha asidik beyazlara gitmeye devam edebilirsiniz. Ve notlarınızı mutlaka alın. Çünkü bizim aksattığımız şey şu. Ben Merlot seviyorum. Hangi bölgeydi?
Hangi yıldı? Çünkü buradaki yıl çok önemli. Hangi bölgenin olduğu çok önemli. Burada bahsettiğimiz yıl bizim hasat yılımız. Şimdi biz 2022 yılında başka bir hasat yaşadık. Başka bir güneş, başka bir yağış, hava koşulu başkaydı. Bu sene başka yaşıyoruz. Yani 23 farklı olabilir aroma profili. O yüzden bunları not almalarını şiddetle tavsiye ediyorum. Şimdi şarap tadımlarında ne bileyim bazen bir filmde görürsünüz, bazen işte ne bileyim bir işte belgeselimsi bir anlatımda işte o koklama hali var ya. İşte ne bileyim odunsu, gövdeli falan kokuları falan şeyi. Ben mesela alıyorum şimdi mesela kok diyorum. Ya ben o kokuyu alamıyorsam ben şaraptan anlamıyor muyum? Ne bileyim? Asla. Nedir yani konu? Asla. Şöyle söyleyeyim. Keyfi bir içiciyseniz o kokuları alamayabilirsiniz. Bu hep daha önceden gelen ön yargılar. Siz damağınızda zevk alıyorsanız sizin için yeterli. Profesyonel anlamda gelişmek istiyorsanız koku hafızası dediğimiz bir şey var. Mesela şimdi tadım yaptığımızda ben size diyeceğim ki burada limon çiçeği var diyeceğim ve siz psikolojik olaraktan limon çiçeğini alacaksınız. Yo, ben limon çiçeği kokusunu çok iyi tanıyorum. Ama mesela bakalım şöyle. Alabilecek miyim? Şöyle ben sizi yönlendirince hafıza onu hatırlıyor. Anladım. Ancak eğer profesyonel olaraktan siz kendiniz algılamak istiyorsanız manava girdiniz. Her şeyi tek tek koklayacaksınız. Toprağı koklayın, ağacı koklayın, samanı koklayın, her koku şeyi. Koku dışında bir de böyle şurada, böyle insanın burada damakta bir koku, yani koku tat karması bir şey vardır ya şu geçişte. Orada bir iz bırakır. Mesela ben biraz daha burada uzun uzun kalan şarapları seviyorum. Ben ne tür bir şarap seviyorum hocam? Siz daha yoğun tanenli şaraplar ben seviyorsunuz. Ben böyle bayılıyorum, şurada şöyle kalsın, o kokuyu içime alayım ve o değişiyor içeride. Tamam, daha içimi yumuşak değil, daha yoğun tanenli kırmızı şaraplar. Kırmızı şarapta mesela böyle Cabernet'i tercih edebilirsiniz. Cabernet Merlot Coupage olabilir. Belki bir tık bölgeye göre Şiraz olabilir. En azından biz sizinle birlikte küçük küçük ipuçlarını vermiş olduk. Evet. Biz buradan sonra artık Şiraz'ı sevmeye gidiyoruz. Ben tadıma gidiyorum. Geçelim o zaman. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Afiyet olsun. Şu an saat 19.24, günün akşam saati. Bir günü nasıl geçirdim videosu. Buradan sonra yemekle devam edeceğiz. Muhabbetle, yemekle, ağız tadıyla, biraz kültürden, biraz hayattan, biraz şaraptan bahsedeceğiz. 24 saati bu şekilde tamamlayacağız sanırım. Bir başka deneyimde farklı videolarda yeniden görüşeceğiz. Sorularınızı, önerilerinizi, yorumlarınızı aşağı bekliyorum. Abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Hele şu an televizyonda seyrediyorsanız kesinlikle cep telefonlarınızı lütfen elinize alın ve abone olun. Çünkü siz abone olduğunuzda, beğendiğinizde ve şu butonu tıkladığınızda yorum ve öneriler ve paylaşımlarla bu kanal ve Hayat Bana Güzel ailesi büyüyecek. Teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.